Japonya'nın Hayabusa 2 uzay aracı, büyük bir keşfin yapılmasına aracı oldu. Milyonlarca kilometre uzağımızdaki asteroitte, RNA'yı oluşturan yapı taşlarına rastlandı. Keşif yaşam hakkındaki büyük bir teoriyi destekler nitelikte. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 2014'te asteroitlerden örnek almak için uzaya fırlattığı Hayabusa 2 uzay aracı, yalnızca büyük demekle yetmeyecek bir keşfe imza attı. Uzay aracının Ryugu adlı asteroitten Dünya'ya gönderdiği örnekte yaşamın en temel yapı taşlarından birisi olan nükleobazlara rastlandı. 336 milyon kilometre uzağımızdaki asteroitten alınan toprak örneğinde RNA yapısındaki 4 bazdan biri olan urasil bulundu. Urasilin yanı sıra B3 vitaminini oluşturan niyasin de keşfedildi. Hokkaido Üniversitesi'nden astrokimyacı Yasuhiro Oba, daha önce de karbon zengini olan asteroitlerde nükleobaz ve vitaminlere rastlandığını belirtti. Bu keşiflerde de elde edilen örneklerin dünya ortamına maruz kalıp kalmadığı konusunda da her zaman şüpheler olduğunu dillendirdi. Fakat son keşif, Oba'ya göre bu şüphelere hiçbir şekilde yer vermiyor. Hayabusa 2 uzay aracı, topladığı örneklerin hiçbir şekilde kontamine olmaması için, bu örnekleri termal yalıtımada yer veren özel, kapalı kapsüllerde dünyaya gönderiyor. Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair en çok kabul gören teorilerden biri, yaşamı oluşturan yapı taşlarının gezegenimizin oluşumundaki çarpışmalardan kaynaklandığı yönünde. Dünyamız ve sistemimizdeki diğer gezegenler, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, Güneşimizin henüz genç bir yıldız olduğu dönemde, Güneş'in etrafındaki toz ve asteroid parçacıklarının sayısız çarpışması sonucu giderek büyümesiyle meydana geldi. Teoriye göre Dünya üzerindeki yaşamın yapı taşları da uzayın derinliklerinden gelmiş olabilecek, Güneş'in çekimine yakalanarak eninde sonunda başka parçacıklarla çarpışan bu asteroitler tarafından getirildi. Ryugu ve diğer asteroitlerde de rastlanan nükleobazlar ve vitaminler bu teorinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Yani Dünya üzerindeki yaşam aslında uzayın derinliklerinden kopup gelmiş, uzunca süre seyahat etmiş yapı taşları sayesinde bugünkü halini almış olabilir. Bu teorinin kanıtlanması içinse halen daha fazla kanıta ihtiyaç duyuluyor. NASA'nın sürdürmekte olduğu Osiris Rex görevi kapsamında Benna adlı asteroitten alınan yeni örnekler bu yıl içinde dünyaya ulaşacak. Bu örneklerin de konu hakkında yeni detaylar sunması bekleniyor.